Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler'in İran'ın nükleer çalışmalarını durdurduğunu doğrulaması durumunda yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin İranlı firmaları kara listeye alma girişimi tartışma yarattı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Euronews'e süreçte gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Euronews muhabiri Olaf Burns, Zarif'e Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı yaptırımların yenilenmesi olasılığını sordu. Bu nükleer sorunun nasıl çözülmesi gerektiği konusunun yeterince anlaşılmadığını gösterir. Bazıları baskının sonuç vereceği fikrine tutunuyor. Fakat yanılıyorlar. Baskı İran'da 80 bin santrifüj üretti. Eğer bu yola devam etmek istiyorlarsa, ki bu yol hala açık fakat sonuç vermiyor. Uluslararası camia, Amerika ve 5+1'in geri kalanı nükleer meselenin çözümü için ilerleme konusunda karar verdi. İnsanların başarısız olan politikalar ve yaklaşımları terk ederek yeni politikalar bulması gerektiğini düşünüyorum. Bu eylemler süreci raydan çıkarır fakat herkesin bir parçasında sürecin devam ettiğinden emin olmak için politik istek bulunduğuna inanıyorum. İran çözüm için kabul edilemez gördüğü eylemlere karşı tepki gösterecektir. Geçen hafta Time dergisine Amerika'nın yeni yaptırımlara karar vermesi durumunda anlaşmanın öleceğini söylemiştiniz. Fikriniz değişti mi? Hayır, değişmedi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Amerikan yönetiminin üst düzeyini de dahil eden yeni yaptırımları kabul ederse bu Cenevre Anlaşması'nın lafzına aykırı olur ve anlaşma ortadan kalkar. Çünkü anlaşma şartları ihlal edilmiştir. Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından şimdiye kadar harekete geçirilen eylemlerin işe yaramadığına inanıyorum. Fakat bu anlaşmanın bazı maddelerini ihlal ettikleri anlamına da gelmiyor. Bunun anlamı onların bu sorunu müzakere yoluyla çözme niyetlerinin sorgulanmasına yol açar ki bu büyük bir gerilemedir. Ancak bu yine de süreci bitirmeye yönelik hareket ettiklerini göstermez.